1980'lerde henüz 20'li yaşlarında olan fotoğrafçı Philip Chancel, Paris sokaklarındaki anti-faşist sokak çetelerinin arasında hayli vakit geçirmiş bir isim. O dönemleri şöyle anlatıyor. Hayattaki yerimi bulmaya çalışıyordum. Bu yüzden heyecan arıyordum ve sınırları zorlayan durumlarla karşılaşmaya, gerçek hayatın tadına bakmaya hazırdım. Fotoğrafçılık bunun için iyi bir bahaneydi bu dönemin aktif grupları arasında ön plana çıkanlarsa Vikinglerle Panterler olmuştu. Paris'in antifaşist sokak çeteleri genellikle işçi sınıfına mensup beyaz gençlerden oluşuyordu. Farklı kökenlere mensup üyeleriyle Vikingler bu açıdan biraz farklıydı. Grubun yapısını Şansel şu cümlelerle anlatıyor. O dönem Vikingler istisnaydı. Çünkü siyah, beyaz, Kuzey Afrika asıllı Fransız hepsi vardı. Bu bende biraz merak uyandırdı. Onları uzunca bir süre içeriden fotoğraflamak istedim. Sanırım ben de genç ve tavır sahibi olduğum, ayrıca kendime güvendiğim için beni aralarına kabul ettiler. 1950'lerin rakın rol ruhunu hatırlatan retro tarzlarıyla Vikingler yakın geçmişin sahiplenmeye çalışıldığı bir döneme işaret ediyordu. Erkekler ekose gömlekler ve pileli pantolonlar giyip saçlarını geriye doğru yatırırken genç kadınların tercihi çizgili pamuklu bluzlar, yuvarlak küpeler ve büyük puantiye başörtülerini tercih ediyorlardı. Grubun Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran, Chuck Berry ve Bo Diddley gibi kimi açık kimi örtülü birçok ilham kaynağı vardı. Philip Chancel'in 1982 boyunca fotoğrafladığı bir diğer grupsa Vikinglerin müttefiki Panterlerdi. Fransız Karşı Kültür Dergisi aktüelde yayınlanan fotoğrafları çekmek Chancel için kolay olmamıştı. Çoğu zaman sürekli tetikteydim. Onları tanısanız bile bu insanların ne yapacağı hiç belli olmazdı. Kameramla orada olmanın pek hoşlarına gitmediği durumlar oluyordu. Ben onlara yakındım ama aynı zamanda düşmanları gibiydim. Konumumu ayarlamak zordu ve diplomasinin dilini çabucak öğrenmem gerekti. İşler ilerledikçe risk de arttı. Ayrıca flash kullanıyordum. Bu da fotoğraf çekmenin en ihtiyatlı yolu değildi. Bazen tepkiler çok sert olabiliyordu. Hikayeye buradan itibaren dahil olan bir fotoğrafçı daha var. 2002'de "Lac Contre de la Montre adlı belgesele denk gelen Sirius Publishing'in şefi Phil Loco, Gilles Eli Cohen'in fotoğraflarıyla tanıştı. 1980'lerin başlarında profesyonel bir fotoğrafçı dahi olmayan Cohen, Vikinglerle boş bir arsada karşılaştı ve onları takip etmeye başladı. Chancel'in onları fotoğrafladığı dönemde Vikingler ve Panterler gibi grupların temel dertleri parti yapmak, dans etmek, gece kulüplerine gitmek ve eski araba sevdasıyla özetlenebilirdi. İşin rengi, milliyetçi cephenin lideri Jean-Marie Le Pen'in Fransız politik sahnesine girişine tekabül eden 1983 belediye seçimleriyle değişecekti o dönem artan işsizlik gibi sorunların kaynağı olarak sürpriz göçmenlere işaret edilirken, Vikingler ve Panterler de örgütlenmeye, antifaşist pratiklerini agresifleştirmeye başlamıştı. Britanya'da 50'lerde yükselen, aynı adlı akımı 80'lerde Paris banliyölerine taşıyan Teddy Boys ve Panterler tarafından ırkçılıkla özdeşleştirilen, konfederasyon bayrağıyla dolaşan Rockabilly Rebels gibi sağcı gruplarla çatışmalar sıklaşmıştı. Vikinglerin adı içinde birden fazla ırka mensup müzisyen bulunan ilk başarılı rock and roll grubu kabul edilen Del Vikings'ten Panterlerinki ise Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilere yönelik şiddete tepki göstermek üzere kurulan Devrimci Kara Panter Partisi'nden geliyordu. Nitekim tarzları da eski tip hava kuvvetleri ceketleri ve şapkalarıyla Amerikan askerlerini andırıyordu. Üyelerinin pek çoğu dövüş sanatları eğitimi almıştı bu çete şiddete başvurmaktan hiç çekinmeyerek Paris sokak çetelerinin bir nevi öncü kuvveti haline gelmişti. Sokaklarda faşizme karşı mücadele veren bu çetelerin toplu adı için kimi zaman dünyadaki muadillerini de hatırlatacak şekilde antifa, kimi zaman da dazlak avcıları ifadeleri kullanılıyordu. 80'lerin başında Vikinglerin yüze yakın üyesi mevcuttu. Şehrin kuzeydoğusunda bulunan banyolerden büyük metro istasyonuna kadar olan bölge iki çetenin kontrolündeydi. Rakip çetelerle olan çarpışmalar bar ya da konser mekanlarında gelişi güzel çıkıyordu. 1983'te ise bu çatışmalar Vikingler ve Panterler arasına da sıçradı. Nedeni günümüzde dahi bilinmezken, ittifakı bozan bu kavga başlamadan bir yıl önce Paris'ten ayrılan Philippe Chancel, fotoğraflarındaki birçok insanın uyuşturucu, aşırılık ve o dönem yaşanan vahşi hayatın etkisiyle hayatlarını kaybettiğini belirtiyor. Bu durumda onun çektiği fotoğrafları da görece masumiyetle bağdaştırmak çok abes kaçmıyor. Geçmiş geçmiştir, ama fotoğraflarıma şimdi baktığımda bir kayıt gibi görünüyorlar hem bir başka zamana hem de bir başka dünyaya ait bir kayıt şanselin elinde silahla gezen çete üyeleriyle ilgili sözleri şöyle önce yalnızca gösteriş yaptıklarını düşündüm belki biraz da kendilerini korumak içindi şimdi bakınca çok daha şaşırtıcı çünkü bütün bunlar yalnızca banliyölerde değil parisin büyük bulvarında oluyordu bugünün güvenlik seviyesi bağlamında düşünüldüğünde inanılmaz hatta imkansız gibi görünüyor Bugünkü tabloya baktığımızda politik sahneye girişleri 1983'e dayanan löpenler hala Avrupa'nın başına bela. Sorunların müsebbibi olarak hala göçmenlere işaret ediliyor. Antifaşist olmaksa hala çok özgürleştirici. Huzur hala isyanda. Haftaya görüşmek üzere.